Bismillahirrahmanirrahim. Akidatü Tahaviyye. Femen semi'ahu fezaama ennehu kelamul beşer fekad kefer. Kim de kim Kur'an'da işse ve onu beşerinin kelamıdır güman kısa, yani insanın kelamıdır güman kısa, fekad kefera hakikatten hem kafir buptu diyettiler. Yani bunu kafir bugünlüğü de şek şubha yok. Demek ki Kur'an'da işitken adam elçilik gerek ki bu Allah'ın kelamı dişlik gerek. Allah'ın gapı dişlik gerek. Kur'an'da işitip eğer bu bir insanda gapı da buduysa kafir buladı. وَقَدْ ذَمَّهُ اللّٰهُ وَعَابَهُ Kur'an'ı beşerinin kelamı diyen kişini Allah subhanehu ve teala hakikaten mezemmet kıldı, karaladı ve ayıpladı. وَاَوْعَدَهُ بِسَقَرْ Ve sakar cehennemi bilen korkuttu. Sakar cehennemiye taşlaştığı bilen korkuttu. حَيْسُ قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى Allah Teala Müddessir Suresi 26. ayet etti ki سَاُصْلِيهِ سَقَرْ Yakında onu sakarya kirgizemen dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke müşriklerle mücadele kılıyettiler. Bunlar da davet kılıyetti. Şimdi müşriklerde reislerden bittesi nihayette tahsillendi de etti ki bunu geldi Hakk'a okşa yaptı. Onu alıp giden kitabı nihayette tahsilli hakikaten ama Allah da geldi okşa yaptı degende başka reisler başka rehberler onu malamat kılışıp ne bala senem aynıp kaldıyım senem atabaların yürüden çıkıyıp sen mi senem şu bir yigit geri geçip gidesem mi degenden kiin bu başkattan keldi. Başkattan keldi Peygamberimiz Aleyhisselam yana ayetlerden okup davet kıldı. Şimdi bu sefer yani uzunu uzu aldab bu mesela bunu aklı, tabiatı aslında avaliye kabul kıldı. Müddessir Suresi 24. ayette Allah Teala dedi ki فَقَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ dedi ki bu şimdi ta'sir qilinadigan, ta'siri bo'ladigan o'tkir bir sehr xolos bu dedi. Sehr bu dedi. Oldin Qur'onligini e'tirof qiluvdi. Endi odamlardan uyalib kelib sehr deyapti. In haza illa qaulul bashar. Bu faqatgina basharning so'zi xolos. Alloh so'zi emas dedi. Shunda Alloh taolo 26-oyatda aytadiki, sa'uslihi saqor. Yaqinda uni men saqor jahannamiga kirgizaman. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ Sakadın meligini sizi yine ne bildirdi? Bilesin mi sakadın meligini? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ Bu sakar cehennemi şimdi bir yaman cehennem ki hiç de seni kaldırmıyordu, hiç de seni tertimiyordu. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ Ve beşeresini, tirisini şilivalı uçu, yandırıp taşa güçlüdür. عَلَيْهَا تِسَعْتَ عَشَرْ Bu cehennemde 19'da azab verecekken ferişteler var diyetti Allah-u Teala. Şu ayetlerden korkuttu şunu. فَلَمَّ اَوْعَدَ اللّٰهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ Kur'an'ı bu beşerde sözü halas ki diyen kişini Allah-u Teala sakar cehennemi bilen korkutken de alimle bildik ve ayakanla anık işendik ki اَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ Kur'an beşeriyetini yaratıcını halıkının sözüdür. وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ Allah'ın kelamı beşerli kavluya, sözüge okşamaydı. Bana İmam-ı Tahavi, Kur'an doğrusundaki meselelerini hazırca muhtasar bitirdiler. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kimi ki Kur'an'ı beşerinin sözüdüse, yani Muhammed'in sözüdüse, müşrikler yokşar. Ya biz zamanımızdaki cahil kişiler yokşar. Ya bu alimler de uzun gafede bulsa, kafir buladı. Kafir boşlukta şek şüphe yok. Kur'an'da mahluk diyenem kafir buladı. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelamdır iman getirdiğimiz gerek. Kur'an'ı Allah'ın kelamı kendiliğini itiraf kımagen, kabul kımagen. Bu beşerde sözü de bu diyen kişilerini Allah-u Teala kattı karala yaptı. Aslında bu itikad bana müşriklerin itikadıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam müşriklerine Kur'an'ın Allah'ın kelamı kendiliğini ispat kılıçlık hareket kılardı. Müslümanlarda ortasında bu meslek gerekiyor. Öyle ki min yapsızlar bulsun ki kafirlerde fitneleri ve şeytanın vesveselerinin açık neticeleri tasarıda Müslüman ben deyen insanlar içi de Kur'an'ı mahluk deyilen
Kur'an Allah'ın kelamı emas, Allah'ın sıfatı emas deyilgan adashgan bidiyat toifalar chiqdi, jahmiyalar va mu'tazilalarga o'xshab. Va boshqa adashgan toifalarga o'xshab. Lekin bu joiz emas, Qur'ondan mana ochiq sabit bo'lyapti. Alloh taolo Qur'onni kalomulloh ekanligini inkor qilgan kishilarni Saqor degan jahannam bilan qo'rqityapti. Jahannamning turlari ko'p, lekin Saqor tabaqasi eng og'ir, eng dahshatli tabaqalardan bittasidir. Saqor degani aslida erituvchi degani. Erituvchi, Saqora degani azoba degani, eritdi degani. Saqor kalimasi bu yerda shu nihoyatda issiq bo'lgan, azobi dahshatli bo'lgan bir tabaqaning ismi bo'lyapti. Alam atoqli ism, lekin o'zining asli ma'nosi erituvchi. O'ti ichidagi issiqligi nihoyatda qattiq bo'lganligidan hamma narsani eritib tashlaydi. Hech narsa bardosh qilolmaydi. Alloh taolo bunga juda qattiq muomala qildi. Qattiq bir tahdid qildi Alloh taolo. Shunda jahannamga kirgizishligi va u yerda azob farishtalari borligini aytyapti. Shuning uchun ulamolar aytadiki, bu kalom masalasi, Qur'on masalasi nihoyatda muhimdir. Juda muhim bo'lganligi uchun Alloh taolo bu masalani o'zi himoya qilyapti, oyat nozil qilyapti va Qur'on masalasida Qur'onni maxluq deganlar, Qur'on Allohning kalomi emas deganlarni juda qattiq qo'rqityapti. Shuning uchun tahoviy aytayaptilarki, biz shu oyatlardan alimni bildik, aniq ishandikki, bu Qur'on maxluqni so'zi emas ekan, basharlarning so'zi emas, balki basharning xoliqi, bashariyatni yaratgan zotning so'zidir. Va maxluqlarning so'ziga o'xshamaydi. Kimiki Qur'onni maxluqlarning so'ziga o'xshatsa, kofir bo'ladi. Va Qur'onni maxluq deishlikda orqasida islomga juda katta zarar bor. Birinchidan, Qur'on agar maxluq bo'lsa, unda kimidir so'zi bo'ladi. Kimi so'zi? Muhammad so'zi. Muhammad so'zi bo'lsa, Muhammaddan bizga o'xshagan bir inson, to'g'ri payg'ambar u bizga o'xshagan inson. Kofirlar aytadiki, biz ham Qur'onga o'xshagan kitob yozsak bo'laradi deydi. Va Qur'onga bo'lgan muhabbatimiz, e'tiqodimiz, ixlosimizni o'zgartiryapti. Biz Qur'onni Allohning kalomi deb ishonishimiz kerak. Lekin agar Qur'onni maxluq qilsak, unda Muhammadning kalomi bo'lib qoladi, Muhammadning gapi yoki Jibrilning gapi bo'ladi. Albatta, Allohning gapi bilan Muhammadning gapi bilmas-ku. Muhammad alayhisalomning gapi boshqa, Allohning gapi boshqa. Muhammad alayhisalomning gapi Muhammad alayhisalom maxluq bo'lganligi uchun Muhammad alayhisalomning gapi ham maxluq. Lekin Alloh taolo yaratuvchi xoliq Robbul alamin bo'lganligi uchun o'zi maxluq emas, yaratiluvchi emas, paydo bo'lmagan, uni sifatlari ham yaratiluvchi emas, paydo bo'lgan emas, abadiy va azalidir. Boshlanishi ham yo'q, intihosi ham, tugaydigan vaqti ham yo'q. Abadiyan davom etadigan sifatdir va o'zgarmaydi. Qur'onni maxluq degan, Qur'onni Allohning kalomi emas degan kishilar kofirligida shak shubha yo'q, lekin jahmiyalar, mu'tazilalar aytsa, ularni biz kofir demaymiz. Chunki ahli sunnat va jamoat aytadiki, islomni da'vo qilgan va o'zicha qo'lidan kelgancha Qur'on hadisga amal qilgan, lekin ba'zi masalalarda xato fikrlarga, aqidaga tushib qolgan kishilarni biz murtad demaymiz. Bu fikrda kofir deymiz. Ya'ni Qur'onni maxluq deishlik kufr. Kimiki Qur'onni maxluq qilsa kofir deymiz. Lekin bir mu'tazila firqasiga oid bo'lgan kishi kelsa, bizga aytsa-ki, Qur'on maxluq qilsa, uni kofir demaymiz. Aytamiz, bu gaping kufr, bu e'tiqod kufr, tavba qilgin, buni tark qilgin deymiz. Nimaga? Nimaga mana boshqa insonlar, ya'ni islomda bo'lmagan kishilar shu masalani deb kofir bo'lyapti? Lekin musulmonman degan kishilar kofirlarning gapini aytgan bilan kofir bo'lmayapti. Nima uchun desiz? Chunki bularni olimlari Qur'onni, hadisni shunday noto'g'ri tushunishgan. Masalan, ba'zi oyatlarda Alloh taolo har bir narsani yaratuvchidir degan oyatlar bor. Shunda Mu'tazila va Jahmiyalarning olimlari, katta ustozlari aytadiki, Qur'on narsami deydi? Narsa. Demakki, u ham narsani ichiga kiradi. Alloh taolo Qur'onda Alloh har bir narsani yaratuvchidir deyapti. Demak, Qur'onni ham yaratar ekan deb Qur'onni maxluq degan fikrlarini o'zlaricha Qur'on hadisda isbot qilishga harakat qiladi. Agar ular bizning e'tiqodimiz Qur'on hadisiga xilof, islomda yo'q, lekin biz shuni aytaveramiz desa, unda uni kofirligida shak yo'q, u kofirdir u. Lekin ular ta'vil qilib, noto'g'ri ijtihod qilib adashganligi uchun ahli sunnat va jamoat ularni xatokor deydi
akidesi büzük deydi, bidiyatçı deydi, adaşken deydi ama kafir demeydi. Şu meseleye dikkat kılıçlık gerek. Yani bizi diyarlarda şu meselelerde insanlar, yani yaşlarımız cüze kette hatalarına çıkıp kalıştı. Bizi diyarlarda Orta Asya'nın hemen şehirlerinde, hususen Özbekistan'da yeni ilim okuyan kişiler aldığı kişilerini eski mülleler, eski damlalarda kafir diştirme geldiyse, çünkü onlar Kur'an'da mahluk derken dişip. Onlar kafir diyerekin, kafir ne diyene? Kafir Yahudi Nasrani. Demek bu mülleler, damlalar Yahudi Nasrani de kafir eken bunlar. Lenin de kafir ekendi. Bize katta fitneler buldu. Bizi diyarlardaki Müslümanlar ikiye bölündü. Bazılar şu eski damlalarda yürüdüğünler, bazılar ise bu yaşlar yeri geçkenler bulup yani birbirine kafir deyişti. Şimdi eski damlaların ilmi sayaz bu geldiği için bazıları bilmezden Mu'tazilalarda kitabını okup Kur'an mahluk eken deyişedi. Yani ular Kur'an'da ikiye bölüşedi. Biri Allah'ın uzunu sıfatı bugün kelam bu mahlukmaz deydi. Bu meselede ihtilaf yok. İkincisi kolumuzda türgen Kur'an. Kolumuzda türgen Kur'an'ı Cumhuriyet dedi ki şu kolumuzda türgen Kur'an diye mahluk demeyler deydi. Caizmez deydi. Çünkü Peygamberimiz kolumuzda türgen Kur'an'ı mahluk demesiydi. Sahabeler mahluk demesiydi. Bunu mahluk desek ki Allah'ın sıfatı bugün Kur'an'ı mahluk divarışlı gibi mümkün. Dip şüntürlerdi. Lekin etlerdeki kolumuzdaki Kur'an'ın cildi yani mukavası mahluk. Ve sahifeleri mahluk. Siyası mahluk. Çünkü bunlar şu adli, mesela basmahaneden kitap basıp çıkartılan yerde, şu Kur'an işletilen kağızdı, başka bir kitap işletse, mesela fikh işletse, fikhi kitap bulup çıkardı o. Fikhi kitap bulup çıkkanda, mahluk bulup da, yani Kur'an yazılgandaki bu sayfeler gayrı mahluk bulup kalmıyor ki o. Sayfası mahluk, siyah mahluk, siyah uzunuz kuyuyoruz makineye, siyahsı rengi mahluk. Ve mukavası cildleri mahluk. Bunca şey şubhe yok. Bunu hem ederdi. Bazı bir hanbeliler, bazıları gulu kılışıp hata geçişi verirdi ki Kur'an'ın içindeki sayfaları mahlukmaz dedi. Bu da doğru bu. Büyük küfür akıyla. Bunu hala hanbeliler de kettiler etmiyordu. Bazı bir müteassıp cahil hanbeliler ederdi. Lekin bütün ahli sünnet ve cemaat ulamalar dedi ki Allah'ın kelamı bugün Kur'an mahlukmaz. Allah'ın sıfatıdır. Kulumuzda türgen Kur'an ise sahifeleri mahluk, siyası mahluk, cildi mahluk. Lekin içinde Allah'ın kelamı var. Bunun içindeki Allah'ın kelamını mahluk demeyimiz deydi. Çünkü şu siyalarla hani kelimeler, kelamlar, ayetler yazılıyordu, sureler yazılıyordu. Bu sureler, bu Kur'an elbette mahluk emestir. Çünkü dikkat kılıçdikleri, şu nazik mesela. Mana şu meselede ahli sünnetin içinde ihtilaflar var. Bazı müllelerimiz bu kolumuzda turgan Kur'an'a gel sayfası mahluk bolsa, siyasi mahluk bolsa ne kaldı? Demek ki bu mahluk eken deydi. Yok, ne doğru gel bu. Doğru siyasi mahluk, sayfaları, kağızı mahluk da lakin içinde yazılar var. Bu yazılar Kur'an'dır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Şunun için yani insaf bilen karışlık gerek, ihtiyat buluşluk gerek. Bazı müllerler o şey sayfeler mahluk diyenlikten kolumuzda duruyen kitap bir adli kitap bu. Mahluk. Diyen hata kılıp ki bazı yaşlarımız katlılık kılıp ulanı kafir, mürted, Yahudi'den bedder, Nasrani'den bedder deyişti. Neticede fitneler çıktı. Lekin ularga yukarıda etkenimize kafir demesine gerek. Gepin küfür, etkadin küfür. O zin Müslümansan o zini tüzelt. Eğer ilmi bu mesela ki kitaplardan müzakere kılelik, körelik. Bana İmam Azam Ebu Hanife izin vermedi. Bana Tahavvi bu kişiye Hanefiyeti yaptı. Kimi ki Kur'an'ı mahluksa kafir buladı yaptı. Malikiler diyen mezhebi şu, Şafiler diyen, Hanbeliler diyen, bütün ahli sünnet ve cemaatinin akidesi mezhebi şu, Kur'an mahluk değil miydi? Dedi. Çünkü türlük gerekiydi. Bunu der o kafir demezlik gerekiydi. Yani ahli kıblanı, yani adeşken bu seyem kafir değilim miydi? Yani bazı insanlar küfür halatı geçişerdi. Yani yukarıda etkenimizde delillerde düşünüp bilip durup en bir yapanı beraber Kur'an'da mahluk demezse o kafir. Peki onun kafirliğini katta alimler bayan kılıçlık gerek. Bu avam, ilmi az bugün kişiler, çelemmürler, talib ilimler bir insanda kafir mürtel değilsin ki caizmez.
katta olimlarga murojaat qilinadi, katta ulamolar keyin to'planishib mashvara qilib haligi odamga tushuntiradi, bu gaping kufr, buni aytma, tavba qil deydi, yo tavba qilmayman, men shu ahinada turaman desa, keyin buni kofirligini e'lon qiladi. Agar islomiy hukumat, islomiy davlat bo'lsa 3 kun tushuntiriladi, katta ulamolar kelib dalillarni 3 kun tushuntiradi, qabul qilsa qildi, qilmasa keyin uni o'ldiriladi, murtad bo'ldi, kofir bo'ldi deb o'ldiriladi. Lekin islom hokim bo'lmagan yerlarda, hozir dunyoda endi islom qonunlari tatbiq qilinmayapti hech yerda. Shuning uchun nima qilamiz? Agar bizni diyorlarda yoki har taraflarda shunday kufr kalimalar bo'lsa, falonchi olimlar tomonidan isbot qilinsa, falonchi kofir bo'libdi, murtad bo'libdi deyiladi, ammo uni o'ldiramiz deyilmaydi. Chunki islomiy hukumat yo'q. Islomiy hukumat bo'lmagandan keyin islomning jazo qonunlarini ham tatbiq qilishlik joiz emas. Chunki fitnaga sababchi bo'ladi. Uni o'ldirsa, endi bir odam o'zining fikriga ko'ra, ahli sunna va jamoat aqidasiga ko'ra bu kofir bo'ldi, o'ldiradi, lekin uni qarindoshlari uni tushunmaydi. Aynan sizlarning ishlaringiz bor, uni qarindoshlari buni o'ldiradi. Shundan qarshi ikkita qabilani, ikkita shaharni o'rtasida, ikkita davlatni o'rtasida katta fitna bo'ladi. Shuning uchun ulamolar izn bermaydi.